Tekrar hoş geldiniz. Oktay Çınar ben. İyi akşamlar herkese. Evet arkadaşlar, bugün kamp için bir araya geldik. ABT kampımız olacak. Emre Hoca, Meltem Hoca ve ben yönetiyor olacağız. ÖABT İngilizce Öğretmenliği kampını. Ben gramerden sorumluyum. Pedagogik gramer. Emre Hoca dil bilim anlatacak. Meltem Hoca metodoloji ve edebiyattan sorumlu. Kamp tarihlerimiz de belli oldu. Ben iki gün boyunca pedagogik gramer sınavda çıkması muhtemel sorular üzerinden hem analizler yapacağız hem de konu tekrarında bulunacağız. İki gün birlikte olacağız. Şu an tarihin tam olarak hatırlamıyorum ama Ağustos'un ilk haftası Perşembe ve Cuma olması lazım. Siz daha detaylı bilgi alırsınız. Hali hazırda bu arada kurumda devam eden hocalarım da olabilir. İlk defa beni tanıyanlar da olabilir. Yani kendimi tanıtmaya çalıştım. Oktay Çınar tekrar. Akademisyenim. Asıl mesleğim akademisyenlik. Dil bilimciyim arkadaşlar. Evet, şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Biraz ondan bahsedeyim size. Aslında bugün ne yapacağımızdan konuşacağız. Yani kamp günlerinde, Perşembe ve Cuma günü pedagogical grammar ile ilgili neler yapacağımızdan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak tekrar bir hatırlatma yapayım pedagogical grammar ile ilgili. Toplam 25 soru çıkacak. İlk 15 sorusu paragraf soruları. 5 metin, her bir metnin 3 sorusu olacak. 15 soru toplam paragraf sorusu. Oldukça yoğun bir konu zaten paragraf sorusu. Daha sonra close test karşınıza çıkacak. Close test içerisinde biliyorsunuz hani ÖSYM'nin geleneksel olarak YDS sınavlarında ya da eski KPDS sınavlarında sormuş olduğu yani mantıksal bütünlüğe de bakacak olursak kelime soruları, grammar ya da model soruları, preposition, conjunction, close kısaltmaları olabilir, close soruları olabilir, başka bağlaç görevi gören bazı prepositionlar var. Mesela as well as gibi, in addition to gibi, because of gibi onlar çıkabilir. Çok çeşitli yerlerden soru gelebiliyor. Son 5 soruya baktığımızda bu 20 ve 25. soruları oluşturuyor. Yani 20 ve 24. soruları daha doğrusu oluşturuyor. 25. soruları oluşturuyor. Bunlarsa arkadaşlar pedagogical grammar olarak adlandırdığımız her alandan, gramerin her alanından karşımıza gelebilecek. Tabii ki bunlar kavram soruları değil, problem çözme soruları. Karşımızda bir dil bilgisayarlık durumu söz konusu olacak. Ya da daha doğrusu dil bilgisayar bir yapı olabilir ya da dil bilgisi dışı bir yapı olabilir. Her ikisi de karşımıza çıkabilir. Bunların çözümüne yönelik, bu problemin çözümüne yönelik sorular karşımıza gelecek. Tabii ki bunlar kavram soruları olmuyor. Çünkü kavram soruları daha çok dil bilimde soruluyor. Gramer bu anlamda zaten dil bilime daha yakın arkadaşlar. Hani düşünecek olursak dil bilim formatına oldukça yakın. İyi bir gramer bilgisi, her zaman bunu söylüyorum, dil bilimi destekler. İyi bir dil bilim bilgisi ise grameri destekler. Şimdi birkaç örnek soru açacağım ben buradan arkadaşlar. Burada göreceğimiz örnek sorular aslında sınavda karşımıza çıkabilecek sorular. Bu sorulara benzer diğer sorular ya da bu soru formatındaki başka sorular bizim kamptaki odak noktamızı oluşturacak ve bu konularda soruları çözerken göreceğimiz konularda aslında konu anlatımını, daha doğrusu konu tekrarını oluşturacak. Şöyle hızlıca sorulara geçelim. Gelelim. Pardon. Tabii her bir soru belirli bir şeyi, konuyu temsil ediyor. Yani bunlar gelişi güzel bu şekilde hazırlanmamış. Her konudan belirli sorular var. Bunları zaten kampta hep birlikte göreceğiz. Konular hangi konular? Konu başlıkları neler? Konu başlıklarının altında hangi kavramlar var? Bu kavramlara yönelik hangi sorular karşımıza gelebilir? Sistematik açıdan zaten bunları
Göreceğiz. Mesela şöyle bir soru var karşımızda. Which of the following sentences is stated in meaning? Şimdi konuya baktığımızda tümcedeki birimlerin anlamsal özellikleri, anlamları bizim için oldukça önemli. İster verb olsun, ister noun olsun, preposition, her şey. Tümce içerisindeki her birimin aslında işlevsel bir özelliği var. Burada neyi sormuş? Hangi tümce stative'dir demiş. Şimdi burada şuna bakmak gerekiyor. Eylemlere bakmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü eylemler tümceyi ya stative yapar anlamsal açıdan ya da ne yapar? Dynamic yapar. Stative eylemlerin en önemli özelliği progressive formda yani ing formda kullanılamaması ya da kullanılamıyor olması. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şeyleri okuduğumuzda, seçenekleri okuduğumuzda Their children are being noisy. I'm having a party next Sunday evening. I heard your alarm this morning. Her book sell well. We talked about you last night. Eylemlere bakmak gerekiyor. Burada C seçeneği here eylemi stative anlama sahip bir eylem olduğu için doğru cevap C seçeneği. Burada şunu düşünebilirsiniz. Mesela A ve B de aslında be ve have eylemleri de stative diye düşünebilirsiniz. Evet, be ve have eylemlerinin stative anlamı var. Ancak be ve have eylemleri ing formda kullanılabiliyor. Anlamsal bir değişikliğe tabii ki yol açıyor bu durum. Bu şekilde kullanıldıklarında artık biz bunlara state diyemiyoruz. Dynamic diyoruz. Burada C seçeneği doğrudan state anlama sahip bir eylem. Devam edelim. Başka hangi sorular var mesela? Which of the following sentences does not contain a linking verb? Eylem türleriyle ilgili bir soru arkadaşlar. Birçok eylem türümüz var bizim. Transitive verb, intransitive verb ve linking verb. Linking verb'lerin en temel özelliği to be eylemi olmaları. Yani bir to be eylemi varsa eylem öbeği içerisinde bu bir linking verb'tür. İlla ki to be eylemi olacak diye bir şey yok. Başka eylemler de linking verb olabilir. Mesela become gibi, feel gibi, başka look gibi, sound gibi. Test gibi eylemlerde linking verb olabiliyor. Peki biz bu ayrımı nasıl yapacağız? Bu eylemleri to be ile yer değiştirdiğimizde cümle grammatical oluyor. Mesela A seçeneğine bakalım. The company sign seems modest. Seem bir linking verb'tür. Peki nereden anlıyorum? Seem eylemini çıkaralım. Yerine to be yazalım. The company sign is modest. Diyebiliyor muyuz? Evet, demek ki seem linking verb. B seçeneğindeki feel yine linking verb is afraid of diyebiliyoruz. C seçeneğindeki become eylemi yine bir linking verb. Zaten D seçeneğinde are var, to be var. Zaten linking verb. Ancak E'ye baktığımızda E'deki dikkat edelim eylem are değil aslında. Burada express eylemi sadece present continuous formda kullanılmış. Express'i çıkarıp yerine be yazamayız. Yani scientists Are their gratitude diyemiyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız bizim. Bu sorunun doğru cevabı E seçeneği olacak. Bir sonraki soruya geçelim. Which of the following sentences represents the structure below? Subject, transitive verb, direct object ve object complement sıralamasında karşımıza çıkan arkadaşlar bir tümce görüyoruz. Bu tarz sorular daha önce gramerde çokça karşımıza çıkıyordu ama son yıllarda dil bilimde çıkmaya başladı bu sorular. Yani böyle bir soru aslında bizim tabii ki bunun cevabını biliyor olmamız gerekiyor ama büyük ihtimalle karşımıza nerede çıkacak? Dil bilimde çıkacak. Sıralama şu, transitive verb olacak. Daha sonra direct object yani nesne gelecek. Transitive verb'ün nesnesi. Ve object complement. Burada zaten en önemli birim object complement. Peki object complement nedir? Object complement şudur arkadaşlar. Direct object'i niteleyendir. Direct object'i niteleyen bir sözcük bulmam gerekiyor. Bir noun phrase ya da bir ejective phrase bulmam gerekiyor. Bununla ilgili bir ipucumuz da var. İpucu şu. Object complement ve direct object arasında şöyle bir ilişki vardır her zaman. İkisi birbirine to be ile bağlanabilir. İkisi yani mesela direct object ne olsun? I olsun. Tabii ki me görevinde kullanılır direct object olduğunda nesnede. Object complement'a tired olsun. I am tired diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. Demek ki object complement testimiz bu. I'ya bakalım. Given me the letter diyor. I am the letter diyemem.
You can put your coat in my bedroom. Your coat is in my bedroom. Diyebiliyoruz ama buradaki ilişki oldukça farklı. Burada bir adverbial var. Bu bizim kafamızı karıştırmasın. Burada in my bedroom aslında bir yer bildiren bir adverbial. Ve şeyi tanımlamıyor, coat'u tanımlamıyor. Ancak C seçeneğine baktığımızda bakın. Me, very happy. Me özne yapalım. I am very happy diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. Çünkü burada very happy olan, yani object complement very happy neyi niteliyor? Me'yi niteliyor. Direct object'i niteliyor. Direct object'i nitelediği için arkadaşlar diyoruz ki very happy object complement, me ise direct object. Tamam. Bu sorunun doğru cevabı da C seçeneği olacak. Yine burada bir sıralama var. Determiner, premodifier, noun ve post modifier. Burada bir noun phrase yapısı var. Noun phrase'in hem premodifier olacak hem post modifier olacak. Yani noun phrase'in başında bir adjective olacak. Noun niteleyecek. Daha sonra noun'dan sonra başka bir birim. Mesela bir prepositional phrase olabilir. Relative clause olabilir. Noun niteleyecek. Ve bunun en başında da bir ne kullanılacak? Determiner kullanılacak. Kalemimi hemen şöyle bir işaretli açayım arkadaşlar. Bakalım olası yapıları şimdi ben size göstermek istiyorum. Olası yapılar bakın the main part of the human brain. Burada the determiner, main bizim premodifier'ımız, adjective çünkü, noun teler. Part, noun'umuz. Of the human brains arkadaşlar, neyimiz burada? Bizim post modifier'ımız, yani prepositional phrase. Neyi niteliyor? Part'ı niteliyor. Doğru cevap ne olacak burada? B seçeneği olacak. Çünkü bu B seçeneğindeki noun phrase içerisinde the main part of the human brain içerisinde hem determiner var the, premodifier var main, noun var part ve of the human brain var post modifier. Tamam. Mesela başka bir seçeneğe bakalım. Burada ne eksik? Onu düşünelim. Mesela fluctuating patterns of electric waves'e bakalım. Bu da bir noun phrase'dir. Değil mi? Ancak fluctuating burada premodifier, patterns noun of electric waves, post modifier. Burada eksik olan şey ne? D seçeneğinde burada determiner yok. Şöyle diğer seçeneklere de bakıyorum bir yandan. Doğru cevabı yakın bir seçenek var mı diye ama yok. Geçelim. Which of the following word classes is not used in the sentence below? Bu klasikleşmiş bir soru arkadaşlar artık. Büyük ihtimalle böyle bir soru karşınıza gelecek. Size bir cümle verilecek bu şekilde. Ve bu cümle verildikten sonra aşağıdaki sözcük kategorilerinden hangisi yoktur diye sorulacak. Seçeneklere bakıp metin içerisinde yani tümce içerisinde hangilerinin olduğunu görmeniz ve işaretlemeniz gerekiyor. Adjective, preposition, pronoun, determiner ve adverb. Bunlardan hangisi bu tümcede yoktur diyor. Mesela adjective. Bakalım. Social adjective, mesela regional bir adjective'dir. Mesela further investigation diyor, further adjective. It is likely that diyor, likely burada adjective'dir yine. Non-western adjective'dir. Oldukça fazla adjective var. B'de preposition demiş. Preposition illaki vardır cümlede bir yerde arkadaşlar. Yani olması büyük olasılıktır. Of mesela doğrudan burada bir preposition değil mi? In var başka bir preposition. Pronoun demiş. Bakalım şöyle pronoun'a. It is likely that diyor ya buradaki it. Başka bir it daha var. İki tane pronoun var. Determiner demiş. The ile başlamış zaten. The bir determiner. Başka bir determiner var mı diye şöyle hızlıca bakıyorum. Başka tabii ki the var. Yine onu tekrar söylemeye gerek yok. Evet başka bir determiner yok. Bu cümlede ne yok arkadaşlar? Ne eksik? Doğru cevabımız yani ne olacak? Adverb. Yani bu cümlede bir adverb yok. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacak. And conjunction sözcük sınıfı olarak. Bakalım which of the following functions of the model can is not found in the sentences below. Bu da klasikleşmiş soru tiplerinden bir tanesi. Buna benzer iki soru daha önce soruldu. Oldukça basit bir soru türü olarak düşünüyorum. Çünkü modüllere oldukça zaten hakimiz arkadaşlar. Biz hani modüllerin anlamlarını, modüllerin hangi görevlerde kullanıldığını
biliyoruz. Bir adverb örneği verebilir misiniz diye bir soru sormuş mesela arkadaşımız. Adverb, yani o kadar çok adverb örneği verebiliriz ki çoğu sıfat mesela ly eki alarak ne olabilir? Adverb olabilir. Mesela quietly bir adverb'dür. Bunun dışında tabii ly eki almadan kullanılabilen adverb'ler de var. Mesela zaman sözcükleri, yer sözcükleri ne olabilir? Now gibi, yesterday gibi, tomorrow gibi, here gibi, there gibi sözcükler de adverb olarak kullanılabiliyor. Ancak şunu dikkat edelim. Her ly eki alan sözcük illaki adverb olacak diye bir şey yok. Mesela friendly bir sıfattır ly eki ile bitmesine rağmen, ancak adverb değildir. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Ve bazı adverb'ler dediğim gibi sıfatla da aynı görevde kullanılabiliyor. Aynı formda olabiliyor. Mesela hard hem adjective hem sıfat olabiliyor gibi. Fast da aynı şekilde hem adjective hem sıfat olabiliyor. Yine bunlarla ilgili bir çalışma kampta yapacağız. Evet arkadaşlar, şeylere bakalım, modullara bakalım. Can I use your phone please? Burada ne yapıyor? Request, yani ricada bulunuyor değil mi? Hani şey yapabilir miyim, telefonu kullanabilir miyim diyor. Smoking can cause cancer. Bunu şey olarak düşünmek gerekiyor. It's possible that smoking can cause cancer gibi yani düşünmek gerekiyor. He can play the piano ability. You cannot stay out after 10 p.m. permission. Burada izin vermiyoruz kişiye. Obligation, yani zorunluluk anlamında kullanılan bir can eylemi burada bulunmuyor. Zaten biz can'i daha çok hani must'la, obligation daha çok must'la eşleştiririz. Geçelim. Evet, dördüncü chapter'ın arkadaşlar en önemli konularından biri relative clause. Şimdiye kadar dördüncü chapter'ı ilgilendiren, yani benim dördüncü chapter'ımı daha sonra, yani bir herhangi bir dördüncü chapter bir yer tabii ki yok ama benim kendi gramer şeyimde, içeriğimde dördüncü chapter'ını oluşturuyor clause'lar. Şimdi üç farklı clause türü bulunmasına rağmen relative clause, işte adverbial clause ve noun clause. Sorular şimdiye kadar hep relative clause'dan gelmiş durumda. Yani hep relative clause soruluyor. Relative clause'ların yapısını bu yüzden iyi bilmek gerekiyor, iyi çalışmak gerekiyor. Örnek bir relative clause sorusu var. Buna benzer bir soru tabii ki daha önce defalarca çıktı. Yine de çıkabilir. In which of the following sentences is there a grammatical mistake because of the misused relative pronoun? Bunu belki çok uzun uzun şu an nasıl olduğunu anlatamayacağım ama kampta bunu yani anlatacağım tabii ki. Ve benim normal tekrar derslerimde de normal şey akışı içerisinde, gramer akışı içerisinde de bu konuya oldukça değindim. Mesela which ve where farkı. Which arkadaşlar nesneyi nitelediğinde bir eylemin nesne konumunda olduğunu, daha doğrusu bir eylemin nesnesini niteliyor. Where ise biliyorsunuz ki bir prepositional phrase konumunda kullanılabiliyor. Yani bu farkı dediğim gibi çok uzun uzun hani anlatmaya şu an vaktimiz yok. Hemen bu sorunun seçeneklerini okuyup doğru cevaba bakalım. Şimdi tüm seçeneklerde ne görüyoruz biz? Which görüyoruz. Bunlardan bir tanesi where olacak demektir. Çünkü which ve where farkı soruluyor. A'ya bakalım. Ne diyor? Şuradan başlayalım. These are not the sorts of issues which linguists should address. Linguists should address the issues diyebiliriz değil mi? Yani burada aslında which address eyleminin nesnesi görevinde. Which doğru. Bakalım. It's in these teacher decisions which the interface between theory and practice lies with regard to integrating grammar meaningfully. Şimdi burada bir hata olduğunu görebiliriz. Niye? Çünkü where dememiz gerekiyor. Where the interface between theory and practice lies. Teori ve uygulamanın altında yattığı arayüz demek istiyor. Peki bunun mantığı ne? Niye burada where olması lazım? Çünkü şundan dolayı arkadaşlar. Lie burada bizim eylemimiz değil mi? Peki, which neyi niteliyor? Teacher decisions'ı niteliyor. Lies, teacher decisions diyebilir miyiz? Yani lie eylemi, teacher decision'ın nesnesi olabilir mi? Hayır, olamaz. Bunu preposition'la birlikte kullanmak gerekiyor. Lie in the teacher decisions diyebiliyoruz. Bundan dolayı bizim doğru cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Tamam. Çünkü diğer seçeneklere baktığınızda mesela which often coincide diyor. Bu oldukça which olduğu kesin.
Çünkü zaten özne görevindeyse verb kullanılamaz, which kullanılır. D'ye baktığımızda accept eyleminin nesnesi which, E'de ise call eyleminin nesnesi yine which'in nitelemiş olduğu sözcük. Which of the following sentences does not contain reduced relative clause? Bu da yine klasikleşen soru tiplerinden bir tanesi. Hangi tümcede clause kısaltması yoktur diyor. Yine clause kısaltmalarından da bahsedeceğiz. Bakalım hangisinde yok. The fireman battled an inferno. Burada bir clause kısaltması görüyoruz arkadaşlar. Which was filled by toxic chemicals. Burada bir clause kısaltması var. B'yi geçelim. Scientists found no evidence which would suggest. Burada bir kısaltma var. D'ye bakalım. I was engaged in a program of research which involves. Burada bir kısaltma var. E'ye bakalım. From the ideas on style originated the notion of decorum, which was continually discussed by English Renaissance writers. Burada bir kısaltma var. Ancak B seçeneğinde herhangi bir kısaltma söz konusu değil. He gave his children what they wanted. Diyor. Burada bir non-clause yapısı var. Burada herhangi bir clause kısaltması yok. Bir relative clause sorusu çıkması oldukça büyük olasılık arkadaşlar. Şimdi bu sonraki soruya baktığımızda hangi soruda diyor, pardon, hangi cümlede adjective ve adverb'den kaynaklanan bir gramer hatası vardır diyor. Yani hangisi adjective, hangisi adverb, bundan şey yapan karmaşa daha doğrusu grammatical açıdan bir hata olan bir cümle söz konusudur diyor. Adjective ve adverb'den dolayı. Adjective ve adverb'ün birbiriyle karıştırılmasından dolayı. Şimdi bakalım. They found heart against the change diyor. Burada heart kullanmış. Zaten heart hem sıfat hem de adverb olarak kullanılabiliyor. İki anlamda da kullanılabildiği için herhangi bir sıkıntı burada söz konusu değil. Şöyle pardon. Gelelim. Altlarını çiziyorum, gösteriyorum. I didn't sleep too well diyor. Well burada arkadaşlar adverb anlamında kullanılmış. Sleep'i niteliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. We left early diyor. Early hem sıfat hem zarf görevinde kullanılabiliyor. Burada zarf görevinde kullanılmış. Herhangi bir sıkıntı yok. I wasn't feeling well diyor. Yine burada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi şöyle normalde feel bir linking verb'dir. Feel'dan sonra, linking verb'lerden sonra sıfat gelmesi gerekir. Well bir sıfattır. Yani well hem sıfat hem zarf olabilir. Hard hem sıfat hem zarf olabilir. Early hem sıfat hem zarf olabilir. Bundan dolayı bunlarda bir hata söz konusu değil. Mesela E seçeneğine bakalım. I felt good diyor. Good'a baktığımızda feel bir linking verb'tür. Linking verb'den sonra her zaman sıfat hali gelir. Good da bir sıfattır. Yani şöyle ki belki şu an şaşıracaksınız bunu daha önce düşünmemiş olanlar. İngilizce'de well arkadaşlar hem sıfat hem zarf görevinde kullanılabilir. Yani feel good da diyebilirsiniz. Feel well de diyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak D seçeneğine baktığımızda the milk tasted sourly demiş. Burada bir hata var. Neden hata var? Hemen söylüyorum. Bunu yine tekrarda göreceğiz. Linking verb'den sonra test bir linking verb'tür. Nereden anlıyoruz linking verb olduğunu? Bunu anlatmıştım size. Test'i çıkaralım yerine to be yazalım. The milk is sour diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. Demek ki bu bir linking verb. Linking verb'den sonra her zaman sıfat gelmek zorunda. Ancak burada sourly demiş. Sourly burada bir adverb. Adverb olduğu için ne var? Burada bir hata var. Bundan dolayı arkadaşlar test sour olarak kullanmak gerekiyor. Test sour olarak kullanmak gerekli olduğu için burada bir hata var. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Bizim için en önemli konulardan bir tanesi de bu adjective ve adverb'ler arkadaşlar. Bunlar da son yıllarda çıkan sorularda karşımıza gelebiliyor. Yani benim size bugün listelemiş olduğum, göstermiş olduğum sorular aslında son yıllarda çıkan soruların aslında bir özetini içeriyor. Yani genellikle bu konulardan sorular karşımıza geliyor.
Evet, başka bir klasikleşmiş sorumuz. Reference arkadaşlar. Reference bir dil bilim konusu olmakla birlikte bizim karşımıza çıkabilir. Hatta birçok soru bununla ilgili karşımıza çıkmış. Katafora sorusu. Katafora şu, örneğin benim bir pronounum olacak. He gibi, she gibi, her gibi. Katafordaki durum şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela örneğin he Oktay'a gönderimde bulunur, değil mi? Normalde aslında ben önce Oktay'ı kullanırım. Daha sonra Oktay'a tekrar gönderimde bulunmak için he'yi kullanırım. Biz bu duruma anafora adını veriyoruz. Ancak bu durumun tam tersi olduğunda önce pronoun, daha sonra pronoun'un gönderimde bulunduğu sözcüğü kullanıyorsak burada katafora olmuş oluyor. Seçenekleri şimdi tek tek bakalım arkadaşlar. Property Development Company has been found guilty of racial discrimination because it attempted diyor. Şimdi burada benim bir itim var. Kime gönderimde bulunuyor? It attempted dediği bir önceki cümlede söylemiş olduğu şey. Demek ki burada bir katafora yok, anafora var. Bu yüzden A seçeneği doğru cevap olamaz. Şimdi şeye bakalım, B'ye bakalım. When she moved into her own flat, Helen seemed much more relaxed diyor. Şimdi önce burada she'yi kullanmış. Daha sonra Helen'ı kullanmış. Önce she'yi, daha sonra Helen'ı kullandığı için arkadaşlar burada katafora söz konusu. Mesela diğer seçenekler hızlı bir şekilde bakalım. A problem was a serious one or not. One burada problem'a gönderildi bulunmuş. I know that she lives in Coventry and that he lives in Birmingham. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Ne anafora var, ne katafora var. Niye? Çünkü she, ne she'nin ne de he'nin kime gönderimde bulunduğunu bilmiyorum. Yani burada she'yi kime gönderimde bulunuyor, he'yi kime gönderimde bulunuyor bilmiyorum. Burada exofora adını verdiğimiz başka bir durum söz konusu. E seçeneği de yine many ve several'a baktığımızda many ve several'da yine bir exofora görüyoruz. Yani kime gönderimde bulunduğunu bilmediğimiz yapılara bir örnek. Evet, close test soruları çözeceğiz arkadaşlar. Tabii ki çok fazla soru, çok fazla close test ve mesela paragraf sorusu bugün koyamadım vakitten dolayı. Paragraf sorusu çözeceğiz. Çözüm tekniklerini anlatacağım. Ancak bugün vakitten dolayı paragraf sorusu maalesef koyamadım. Çıkmış bir close test metni üzerinden close test örnek soru çözümü yapmak istiyorum. Bu metni seçtim. Hep birlikte buna bakalım. Tabii ki bugün uzun uzun anlatamayacağım. Yani close testte neye dikkat etmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor, soru çözüm teknikleri değildir. Sadece örnek sorular üzerinden gidelim arkadaşlar. Şimdi birinci boşluğa baktığımız aslında bunların her biri birer prepositiondur. Ancak bağlaç anlamına sahip prepositionlardır. Önce seçeneklere bakmak gerekiyor. Şimdi seçeneklere baktığımızda anlamsal açıdan birbirini dışlayabilen, yani aynı anlamda aynı görevde kullanılabilen bazı yapılar olduğunu görebiliriz. Buna bakmak gerekir. Buna bakarak seçenekleri eleyebiliriz. Mesela as opposed to, in spite of birbirine çok benziyor. Çünkü ikisi de zıtlık anlamında kullanılıyor. Bunları silebiliriz. Sildik. Apart from da aslında daha çok zıtlık anlamı taşır. Bunu da silebiliriz arkadaşlar. As opposed to. Geriye ne kaldı? In terms of ve as well as kaldı. As well as unutmayın hiçbir zaman and demek. Yani bağlı olduğu yere and gelir. In terms of ise bakımından, açısından. It can compare, yani bilgisayardan bahsediyor. Compare items stored in memory in terms of numerical value or alphabetical sequence. Numerik değer ve alfabetik sıra bakımından hafızasındaki birimleri karşılaştırır. Tabii ki buraya and koyamam. And olmaz bu boşlukta. Ezberizi yazamam. In terms of'u yazabilirim. İkinci soru bir preposition sorusu. Preposition sorularında dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Kalıpsal preposition soruları vardır. Anlamsal preposition soruları vardır. Kalıbı biliyorsanız zaten preposition yazarsınız oraya. Kalıbı eğer bilmiyorsanız boşluğu Türkçe'ye çevirmeye çalışın. Türkçe karşılığı sizin için çok büyük bir ipucu olacaktır. Hemen bakalım. Hemen biraz geriden başlıyorum. At extremely high speeds, yüksek hızlarda
zaten yüksek hızlarda dediği için at'i kullanmış bakın burada. Zaten kalıpsaldır bu. At speed. Şimdi ikinci boşluğa bakalım. Buraya öyle bir preposition koyacağız ki anlam a high degree of accuracy. Yüksek bir doğruluk ne deriz buraya? Yüksek hızda ve yüksek bir doğrulukla. Değil mi? Doğrulukla bir şeyi başarmak. Ben bu doğrulukla bunu açıklayabilirim. Bir şeyi başarabilirim. Türkçe'ye çevirdiğimizde ile. Bu edatın yani bu ilgecinin Türkçe karşılığı with'dir arkadaşlar. Zaten kalıpsal olarak with accuracy. Bunu biliyorsak zaten çok kolay bir şekilde yazabiliriz. Ancak bilmiyorsak bile bu boşluğu Türkçe'ye çevirmeye çalışarak doğru cevabı bulabiliriz. Prepositionlardaki en büyük çözüm tekniği, taktiği budur arkadaşlar. Doğru cevap B olacak. Üçüncü soru bir bağlaç sorusu. Yine seçeneklere bakalım. However zıtlık verir. Değil mi? By contrast da zıtlık verir. İkisi de aynı anlamlarda kullanılır arkadaşlar. Bunları hemen şeye bakmadan eleyebilirsiniz. Even so, öyle olduğunda bile yine zıtlık anlamı taşır. Yani bunun da however ve by contrast'ın seçeneklerde olduğunu düşünürsek zıtlık anlamı demek ki doğru cevabınız olmayacak. Bunu da eleyebiliriz aslında. Şimdi şuna takılmamak gerekiyor. Yani size şöyle bir soru asla çıkmaz. Seçeneklerde however var, although var. Tabii however ve although'un ikisi zıtlık anlamı taşımasına rağmen kullanıldığı yerler birbirinden farklılık gösteriyor. Sorular asla bunu ölçmüyor arkadaşlar. Yani karşımıza çıkan sorular bizim neyi ölçmüyor? Dil bilgisayarlığı ölçmüyor. Bundan dolayı seçeneklerde hem however hem although olamaz. Olsa bile bakmayın ikisine çok rahatlıkla eleyebilirsiniz. Anlamsal açıdan ilerlemek gerekiyor. Yani tamamen anlamsal açıdan bakmak gerekiyor. Şimdi geriye bir for example örnek. Meanwhile o esnada bu sırada gibi anlamlara sahip. Zaten paragrafın gidişatını okuduğumuzda akışa baktığımızda ne diyor bakın. The sorting function is of great importance in linguistic applications where we often want for example to arrange items alphabetically or investigate their relative frequency. Gidişata baktığımızda yazarın burada örnek vermek istediğini görebiliyoruz. Buraya meanwhile zaten yazamam çünkü zaman bağlayıcıdır. Bir zaman anlamının bulunması gerekiyor. O esnada şöyle oldu. Bu esnada şu gerçekleşti demesi gerekiyor. Böyle bir yapı zaten burada yok. Dördüncü sorum arkadaşlar bir model sorusu. Model sorular için önce şunu yapmak gerekiyor. Bazı modeller past anlamlı kullanılabiliyor. Burada şimdi baktığımızda B, D ve E past anlamlı diyebiliriz. B zaten biraz subjunctive anlamlı da kullanılabilir. If'li clause'larda zaten B'yi görürüz. Yine past anlamlı diyebilirsiniz. Şimdi metinde bir tek cümle bile past tense'e geçmiyor arkadaşlar. Önce buna bakmak gerekiyor. Metin hangi zamanda gerçekleşiyor? Present zamanda gerçekleşiyor. Present zamanda gerçekleştiği için B'yi, D'yi ve E'yi eleyebiliyoruz. Şimdi geriye ne kalıyor? May require ve have to require kalıyor. Biri olasılık bildiren bir modul, biri zorunluluk bildiren bir modur. Şimdi şöyle in spite of ve all bir soru geldi hemen bakalım arkadaşlar. In spite of ve although aynı şıkta ise eleyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim hiçbir soruda ÖSYM daha önce hiçbir şimdiye kadar çıkmış soruda YDS, lise YDS'sinden tut da üniversite sınavı ya da KPDS olsun, YÖKDİL olsun. In spite of oldu hiçbir zaman aynı seçenekte verilmemiştir. Niye verilmemiştir? Çünkü biri birinin bulunduğu yerde diğeri dil bilgisel değildir. Çıkmaz. Tamam. Ya, ikisi aynı seçenekte zaten göremezsin. Evet şimdi 4A ve C'ye bakıyoruz. Hemen şunu söyleyeyim size. Bunu paragraf sorularında da söyleyeceğim. A ve C'nin birlikte olduğu yere bakarsak biri olasılık bildiriyor, biri zorunluluk bildiriyorsa olasılık bildirenin doğru cevap olma olasılığı oldukça fazladır. Çünkü olasılık bildiren her zaman kapsayıcıdır. Olasılık bildiren zorunluluğu da zaten kapsıyordur. Zorunluluk olabilmesi için arkadaşlar, zorunluluk olabilmesi için zorunlu bulunduğunu belirtmesi gerekiyor. Öyle bir durum söz konusu değil. Yani A ve C aynı seçenekte varsa ben daha metni okumadan zaten ne derim? A derim. Şöyle hemen bir Pelin soru sormuş. Buna bakmana gerek yok. Çünkü ÖSYM hangisinden sonra cümle gelmiştir, hangisinden sonra cümle gelmemiştir. Bunu ölçmüyor. Close test sorularındaki bağlaç soruları
tamamen anlama bakar. Tamam. Anlamsal açıdan değerlendirmek gerekiyor. Boşlukta dil bilgisi dışı bir yapı bulunamaz. Yani in spite of seçeneklerde olup da boşluktan sonra cümle gelemez. Yani in spite of koymaz oraya. Ne koyar? Have koyar. Olduğu koyar. Son soru arkadaşlar. Bilgisayarımın şarjı bitmek üzere. Yanıma almamışım. Biraz hemen hızlı geçiyorum. Kelime sorusu. Kelime sorusu için metnin anlamı olumlu mu olumsuz mu? Önce buna bakmak gerekiyor. Yani kelime boşluğunun geçtiği yer olumlu mu olumsuz mu? Buna bakalım hemen. Diyor ki hesaplamalar, calculations that a computer is a tool in the analysis. Şimdi bu olumlu bir şey değil mi? Bilgisayar bir şey, bir araç analizde. Önemli bir araç. Şimdi beşinci sorudaki tüm kelimeleri aslında olumsuzluk ekiyle kullanılmış. In, an'la kullanılmış. Hepsi olumsuzluk eki. Neredeyse hepsi olumsuz bir anlama sahip gibi gözüküyor. Ama bunlardan bir tanesi olumlu anlama sahip. Hangisi olumlu anlama sahip arkadaşlar? Indispensable. Niye olumlu anlama sahip? Söyleyeyim. Dispensable olumsuz anlama sahip bir sıfat. Olumsuz anlama sahip sıfatın başına olumsuzluk eki geldiğinde ne olmuş? Anlam olumlu olmuş. Yani indispensable, atılamaz demek. Çok önemli. Very important anlamına sahip. Bundan dolayı doğru cevap ne olacak? E seçeneği olacak. Kelime soruları için tamamen çağrışma bakacaksınız. Yani kelimenin geçtiği cümle olumlu bir şey mi çağrıştırıyor, olumsuz bir şey mi çağrıştırıyor? En başta buna bakarak anlam ayrımında bulunmak gerekiyor. Evet arkadaşlar, soruları çözdük. Örnek soru çözümleri yaptık. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa iletebilirsiniz, sorabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkürler. Aleyküm selam. Benden de selamlar. Adverbs of manner hepsi için kullanılmaz. Belirli şeyler, adverbler. Nasıl sorusunu, eyleme nasıl sorusunu sorarak almış olduğunuz cevaplar manner'ler oluşturur. Adverbs of manner'ı, adjuncts of manner'ı oluşturuyor. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.